İnsanoğlu edepsizlikle öyle bir dibe çöktü ki kendini maymundan türediğini ileri sürdü. O aciz hayvan ise bunların bu sefih düşünceleri karşısında kahkahayla güldü. Bir aslana maymundan türediğini söylemek, bu bile büyük hakaret olacakken bir insanın maymundan geldiğini sanması en büyük sefihliktir. Tabii bunun asıl kaynağı o lütufkar yaratıcıyı inkar etmekti. Kafir olmak insanın gözünde basitleşti. Ne için kafir olduğunun sebebinin artık çok da tutarlı olması gerekmiyor. Fakat kafir ebedi cehennemde yanacak dendiği zaman, ama onların içinde çok güzel insanlar var, yazık değil mi onlara diyen bir takım iman zayıf gruplar bile var. Yazık mı? Evet, yazık onlara. Bir maymunu ata bellediği için yazık. Apaçık görünen hakikati görmemek için kafalarını kumlara daldırdıkları, batırdıkları için yazık. Bir nohutun bile kendi kendine olabileceğine inanmazken, şu her köşesi biz hakkın eseriyiz diyen alemin kendi kendine olduğuna inandıkları için yazık. Hepsinden öte her güzeli güzel yapan, çiçeklere bal katan, şu güzel alemi 6 günde yaratan o güzel Mevla'yı tanımadıkları için yazık. Onun verdiği rızkı yiyip, onun verdiği havayı teneffüs edip, onun verdiği sağlıkla hayat sürüp, sonra da ona yok diyerek kendini kandırdıkları için yazık. Sen Rabbini bilmez isen, onun büyüklüğünü kavrayamadı isen, bu yapılan edepsizliğin cezasına takılırsın. Sonra sen de o cezaya düşecekler grubuna katılırsın. Netice bu maymundan geldiğini sananlar her şeye saçma sapan nitelik ve özellikler giydirdiler. Bu yaptıkları açıklamalar çok tutarsız olmaları ile birlikte birkaç yerde takılıp kaldılar. Hiçbir açıklama yapamadılar. İşte bunlardan biri göz nimetiydi. Bunu açıklamaktan aciz kaldılar. Bütün uzuvlara bir açıklama getirebilirken göz hakkında susmaktan başka bir şey yapamadılar. Neden peki? Çünkü bütün azalar arasında ilahi sır olan kalp ile en yakın manevi bağlantı içerisinde olan uzuv gözdür. Kalbin duyduğu hissi dil anlatabilir fakat gözün anlatması gibi olmaz. Dil bazen yalan da söyler, kalpte olmayanı da dile getirir ama göz için bu çok zordur. Göz direkt kalbin yansımasıdır. Onun için göz gülüyorsa kalp gülüyor demektir. Yüz güler bazen ama bu zorla olabilir. Fakat göz gülüyorsa bu tamamen kalbin yansımasıdır. Gözde hüzün varsa yüz istediği kadar gülsün, kalp hüzünlüdür. İşte bundan dolayı, yani gözün kalbin gerçek tercümanı olmasından dolayı gözde bir mübarek tesir kuvveti vardır. Buna tarikatte nazar derler. Kalbi hak ile olan bir kutlu zatın huzuruna varınca gücün yettiği kadar o zatın gözlerine bak. Onun kalbindeki ilahi kuvvet sana nüfuz etsin. Kalpten gelen bu ilahi kuvvetin gözlerden sana ulaşan tesiri ile kalbinde mana alemine doğru sayısız kapılar açılır. O kutlu insan sana nazar ediyorsa bunu kendi adına en büyük nasip bil. Gerçi öyle bir zata erdiysen onun her hali, her hareketi berekettir. Sözü, nasihati en büyük servettir. Ama gözü ile de verdiğinin çok ayrı bir yeri var. Her hali derken bazıları tükürüğü bile berekettir derler. Bu doğru mu? Evet. Onun ahlakı Muhammedi olursa tükürüğü bile şifa saçar etrafa. Bunu anlamakta zorlanır insanlar. Ama kalbi Allah-u Teala'nın nazargahı olmuş bir kalp bütün uzuvlara bereket saçar ve her uzuvdan etrafa bereket yayılır. Bunun delili var mı? Evet, var. Asıl itibariyle delil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O mübarek tükürüğüyle gözü yerinden çıkmış, Hazreti Katade radıyallahu anh'ın gözünü tekrar yerine koymuştur. Hayber'de yarın sancağı öyle birine vereceğim ki
o Allah ve Resulünü sever ve Allah ve Resul de onu seviyor diye buyurmuştu. Bütün sahabinin gözüne uyku girmedi. Sabaha kadar kime verilecek acaba sancak? Keşke bana verilse diye temennilerde bulundular. Sabah olunca bütün sahabiler Resul-i Ekrem'in mübarek vecih-i saadetine bakıyorlardı. Acaba kimi diyecek diye. Efendimiz Ali nerede dediler. Gözünde sorun var efendim, gelemedi diye cevap verdi sahabe-i kiram. Efendimiz çağırın gelsin. Hazreti Ali önünü göremiyordu. Efendimiz mübarek tükürüğünü gözlerine sürünce eskisinden daha iyi hale geldi gözleri. Ve Efendimiz sancağı ona verdi ve fetih nasip oldu. Ehli sefahet bunları duyunca o peygamber deyip savuşturur. Evet, o Hazreti Fahri Cihan sallallahu aleyhi ve sellem şeyh olan zat ise onun yeryüzündeki aynasıdır. Onda gözüken keramet, yani evliyalarda gözüken keramet asıl itibariyle Efendimiz'e aittir. Ama biz yine bu nefsine fena bir şekilde esir olmuş kişilere başka bir delil daha söyleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Cennette huriler vardır. Ağaçlar altında gezerler. Onlar dünyaya bir kere tükürse dünyada her şey tatlı olur. Acı bir şey kalmaz. Huri dünyada güzel kul olmuş kişinin cennetteki hizmetçisidir. Cennette olması hasebiyle böyle bereketle donanmıştır. Evliya ise bedeni bizimle, kalbi hak ile olan zattır. Onun kalbi cennetleri yaratan ile birlikte. Cennette olmak nerede? Cennetleri yaratan ile olmak nerede? Onun için öyle zatların her hali, her hareketi berekettir. Nakşibendi ulularından nice zatlar bir nazarı ile müridinin kalbini açmıştır, keşfini açmıştır. İşte göz bu manevi kuvvetin katıksız dağıtıcısı olması hasebiyle bir sır haline gelmiştir ki insanoğlu hala çözemedi. Biz gözümüzü bu nimeti bize bahşedene döndürelim. Görelim asıl manzarayı. Her şeyde eseri değil sanatkarı arayalım. Hak bize o kutlu kullarının nazarı ile kutlu yollarının kapılarını açsın. Amin.